Erdoğan hesapladı, ölçtü, biçti, tepkilere baktı. Ağır bir ekonomik kriz içerisinde Türkiye şu anda. Üç kuruşa muhtaç hale gelmiş. Onun için zaten yeni vergi adı altında hakikaten saçma sapan bir düzen kurmaya çalıştı ve dünyada hiç eşi benzeri olmayan, örneği olmayan vergi toplama metotları geliştirdi. Fakat kamuoyundan gelen tepkiler, bizlerin ortaya koyduğu kararlı tavır Erdoğan'ı bir kez daha düşünmeye sevk etti. Bu arada saray çok yoğun bir saha çalışması yaptı, anket yaptı ve milletin tepkisini, öfkesini gördü. Ondan sonra da geri adım attı. O zaman şu soruyu soracağız. Yani madem bu kadar çok ciddi bir tehlike var, madem ülke 3 kuruşa muhtaç hale geldi, İsrail kapımıza dayandı, ne oldu şimdi vazgeçtim diyorsun? Demek ki çok net bir şekilde ortaya kondu ki, kanıtlandı ki Erdoğan bütün bunları batmış olan ekonomiyi ayağa kaldırmak için yapıyor. Tehdit falan bir bahane ve tabiatıyla oy kaybı devam edecek kaygısıyla yaptığı anketlerde gördü ki millet bu işe öfkeli. Aman ha dedi, biz oyumuzu kaybetmeyelim, geri adım attı. Özeti bu. Gelelim İsrail tehdidine. Bakın, eğer gerçekten bir İsrail tehdidi olsaydı Erdoğan bunu açık seçik ifade ederdi. Kalktı meclis kürsüsünden, geliyorlar dedi, kapımıza dayandılar dedi, şuraya kadar geldiler, 2,5 saatlik mesafeleri kaldı dedi, milletin yüreğine yüce meclisten, millet iradesinin tecelli ettiği makamdan bir korku salmaya çalıştı. Bunu yaptın Sayın Erdoğan, o zaman o toplantıyı da açık yapsaydın, yani bizim katıldığımız ama milletin bilmediği, 10 senede öğrenemeyeceği, doğru düzgün bir şeyin konuşulmadığı o toplantıyı açık yapsaydın da bu tehdidin ne olduğunu millet öğrenseydi, onu da yapmadın. Demek ki ortada çok net bir hesap var ve dışarıdan gelecek bir tehdit algısıyla iç siyaseti dizayn etmeye çalışıyor. Küçücük bir şey söyleyeceğim. Bakın, ben NATO'pa üyesiyim, NATO Parlamenterler Asamblesi üyesiyim. Her ay uluslararası toplantılara katılıyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi ve partim adına. Erdoğan'ın hangi pakta olduğundan ve dünya ölçeğinde nerede olduğundan haberi yok. Bazen BRICS'te, bazen NATO'da, bazen Avrupa Birliği'nde, bazen Şangay Meclisi'nde. Nerede olduğu belli değil. Onun için kafası karışmış. Bir kere net olarak kendisini hatırlatıyorum. İsrail bir NATO üyesi değil, Türkiye bir NATO üyesi. NATO'nun 5. maddesine göre bir NATO üyesi ülkeye yapılacak saldırıya NATO topyekün karşılık verir. Bakın, bütün bu toplantılarda NATO'nun politikaları konuşuluyor. Erdoğan bundan habersiz. Yani böyle bir tehdit Türkiye'ye gelecek olursa zaten dünyada NATO diye bir kurum kalmaz, NATO diye bir yapı kalmaz. Tabiatıyla sahte, gerçek olmayan, tamamen sanal ve günü kurtarmak adına, iç siyaseti dizayn etmek adına Erdoğan böyle bir politika ortaya koydu. Ama evet, çaresizce şu anda çırpınıyor ve debeleniyor. Çünkü çıkamıyor işin içerisinde. Mesela şu anda bir NATO programı için oradasınız. Yani sanırım böyle silah fabrikalarını da geziyorsunuz. Orada NATO yetkilileri hiç bu İsrail tehdidiyle ilgili, bilmiyorum, hiç o konuda konuşma geçti mi aranızda? Ne diyor mesela NATO yetkilileri? Bir tek kelime, bir tek satır konuşulmadı. Dün Fransız Savunma Bakanı ile görüştük. Parlamentoda toplantılarımız vardı. Bugün de Fransa'daki savunma sanayi ile ilgili fabrikaları dolaşıyoruz. Sabah tank fabrikalarına gittik. Bugün şu anda bir füze fabrikasının içerisindeyiz. Bir oda tahsis ettiler bu toplantı için ya da bu program için. Tabiatıyla böyle bir gündem yok. NATO'nun en temel gündemi şu anda Ukrayna ve Rusya savaşı. Bunun üzerine geliştirdikleri politikalar var. Tabiatıyla İsrail gündemde bile yok. Olsa bile zaten bunun gereği ortadadır, yapılacak olan şey ortadadır. Erdoğan'ın tehdit algısıyla iç siyaseti dizayn etme çabasıdır. Dünyada buna hayretle bakıyordur herhalde. Bizimle paylaşmaya bile utanmış olmalılar. Şimdi iç siyaseti dizayn etme çabası dediniz. Şimdi aslında bu İsrail tehdidiyle bu son dönemdeki özellikle Bahçeli'nin işte DEM açılımı, dün Öcalan açılımı diye ona bir ekleme yaptık. Çünkü doğrudan çağrı yaptı kendisine. Terör örgütüne silah bıraktır diye. Orada ne oluyor? Şimdi bu sorulara cevap arıyoruz. O soruya cevap ararken de orada da bir kez daha aslında iç siyasetin dizaynı ve özellikle de işte 2028 seçimlerine yönelik Erdoğan'ın adaylığının önünü açma, AKP iktidarının önünü açma girişimi olarak değerlendiriyor. Az önce ben son açıklamaları da aktardım. Yani orada ne olup bitiyor sizce? İşte Barzani de bugün Türkiye'de. Acaba bu sürecin bir parçası olur bu sorusu da mesela soruldu bugün Barzani açısından. Ne diyorsunuz? Olayın iki boyutu var Senem Hanım. Bir iç boyutu, bir dış boyutu. Kısaca dış boyutundan bahsedeyim.
Birinci ve ikinci Körfez Savaşı'ndan sonra dizayn edilen bir süreç ve Irak'ın kuzeyinde kurulmuş olan defakto bir yapı var. Türkmenlerin tasfiye edildiği, orada Kürt unsurların bir defakto neredeyse bir devlet kurduğu bir otonom yapıdan bahsediyoruz. Ve Erdoğan'ın yıllarca uyguladığı yanlış politikalarla maalesef orada Türkmen yapısı tamamen ortadan kaldırıldı ve yerine şu anda defakto otonom bir yapı kuruldu. Zaten eğer Erdoğan yani Irak'ın bütünlüğü için bir siyasi mücadele, diplomatik mücadele sürdürmüş olsaydı muhatap olarak Irak merkezi hükümetini alırdı. Irak şu anda üçe bölündü. Güneyde Sünniler, ortada Şiiler, kuzeyde Kürtler ve Kürtlerin de hamisi İsrail ile Amerika. Erdoğan zaten yıllardır onlarla petrol ticareti yapıyor. Bundan dolayı Fransa'daki tahkim mahkemesinde mahkum da oldu Türkiye. 1,5 milyar dolar ceza da ödeyeceğiz. Tabiatıyla oradaki defakto yapı Erdoğan tarafından korundu. Şimdi gelelim son duruma. Artık Büyük Ortadoğu projesi ve küresel proje Irak'ın tamamen güvenli, tamamen normalleştiği bir süreci öngörüyor ve üçe bölünmüş bir yapıyı öngörüyor. Kuzeydeki kurulmuş o defakto yapının da yavaş yavaş Türkiye tarafından tanınmasını, muhatap olmasını kabul ediyor veya bunu arzu ediyor. Fakat bununla beraber Suriye'de başlayan yeni bir süreç var. Onun için zaten Irak'ın kuzeyindeki PKK'nın bir anlamda tasfiye edilip ya da tasfiye edildi gibi gösterilip PYD-YPG'ye katılması öngörülüyor, planlanıyor. Ona birkaç cümle değineceğim. Fakat asıl şu anda gündemde olan Suriye'nin tamamen güvensiz bir alan oluşması, içerideki çatışmanın, kaosun ve bölünme, kırılmanın devam ediyor olması. Ama Türkiye için en büyük tehlikenin de Suriye'nin kuzeyinde bir PYD-YPG, neredeyse 100 bin kişilik bir terör ordusunun, terör yapısının kurulmuş olması. Muhtemelen küresel yapı Irak'ın tamamen stabil olmasını, oradaki PKK'nın PYD-YPG terör ordusuna katılmasını öngörüyor. Zaten Irak'ta biliyorsunuz bir kalkınma yolu oluştu. Hindistan'dan gelecek olan yolların veya nakledilecek olan ürünlerin Suudi Arabistan ve Irak üzerinden gelmesi öngörülüyor. Tüm bunlar küresel bir proje. Erdoğan bunları öngöremediği için, bununla ilgili tedbir alamadığı için ve 22 yıldır terörü durdurabilmek adına hiçbir rasyonel adım atamadığı için, yani terörü ekonomiyle çözersiniz, dış politikayla çözersiniz, demokrasiyle çözersiniz, hukukla çözersiniz, askeri operasyonlarla çözersiniz. Bir sürü yolu vardır bunun ama bunların hiçbirisini yapmadı Erdoğan. Bugün terör bu hale geldi. Şimdi küresel güçler Suriye'de bir kaos istiyor ve bu kaosun ardından aynen Irak'ta olduğu gibi Suriye'nin kuzeyinde bir defakto yapının kurulmasını arzu ediyor. Erdoğan da bu doğrultuda politika geliştiriyor. Terörü ben bitirdim diyerek içeride bir anlamda kendince oy tahvili veya güç kazanma çabası içerisinde. Tabii bunu da İsrail'le ilintilendirip bir taraftan savaş kapımızda diyerek iç cepheyi tahkim edelim diyor. Terörü beraber bitirelim diyor. Ve buradan hem küresel devam eden bir süreç hem de kendine dönüp iç politik fayda sağlama gayreti ve çabası içerisinde. Turhan Çömez, çok teşekkürler.